Merhaba değerli izleyiciler. Bu hafta yepyeni bir konukla onun mekanında karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz değerli bir öğretmenimiz. Aynı zamanda yönetici kimliğine de sahip. Aydın, çağdaş, demokrat, tam bir Türk kadını diyebiliriz. Değerli öğretmenimiz Sezen Kılınç Hanımefendi'nin makamındayız. Merhaba hocam. Merhaba. Ben sizi aslında daha önce tanışma fırsatı bulmuştum sizinle. Fakat tanımayanlar için, izleyicilerimiz için sizi tanıyabilir miyiz? Melis Hanım, ben de daha önce sizinle karşılaşmış olmaktan çok mutluyum. Kainat Güzellik Yarışması'nda ikimiz de jüri üyesi olarak tanışmıştık. Mutlu olmuştum sizin gibi birini tanımaktan. En zor şey kişinin kendini tanımlayabilmesi. Ama ben size kısaca başlıklar halinde söylediğimde 1953 Çarşamba doğumluyum. Annem Çarşambalı, babam Kafkasya kökenli Çarşambalı. Çerkez kimliği var. Ben de üç çocuklu bir ailenin ilk çocuğuyum. Anneannemin ve dedemin ilk torunuyum. Çok nazlı olarak çocukluğum çok güzel geçti. Mutlu bir yaşam içinde genç kızlık dönemime girdim. Sevmeyi, sevilmeyi çok seven bir yapım var. Mutlu çocukluktan sonra tabii ki göreve atıldıktan, evlendikten sonra herkesin yaşadığı kayıplarımız oldu, hastalıklarımız oldu. Yaşamla çok barışık bir yapım var diyebilirim. Samsun Kızılki Öğretmen Okulu 1971 mezunuyum. İlkokulu Çarşamba'da okudum, Atatürk İlkokulu'nda. Ortaokul Çarşamba Ortaokulu. Samsun Kızılki Öğretmen Okulu'ndan sonra 2 yıllık ön lisans eğitimim var. Kişisel gelişim kurslarına giderek bir takım eksiklerimin bir bölümünü tamamladığımı düşünebilirim ama takdir edersiniz ki yaşam boyu eğitim devam ediyor. Samsun'da emekli olduktan sonra Keşan'da okul müdürlüğü yaptım. 1981 yılından 84 yılına kadar Boztepe'de okul müdürlüğüm oldu. Sonra Samsun'da İki özel okulda çalıştıktan sonra eşimin ortaklarının açmış olduğu şimdiki okuluma transfer oldum. Üç çocuk annesiyim. Severek evlendiğim bir eşim var. O da eğitimci. Bir oğlum evli, torunum var. Kızım ve iki numaralı oğlum nişanlılar. Yazın inşallah düğününde birlikte oluruz. 10 yıldır da Ezgi'nin müdürlüğünü yapıyor. 9 yıldır pardon. Başlangıçta şunu da vurgulamam gerekiyor. Değerli öğretmenimize biz çat kapı bir ziyaret yaptık. O da bizi kırmadı, kabul etti. Bunun için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun. Bu arada belki izleyiciler fonda sesleri duyuyorlardır. Şu anda bir eğitim kurumundayız. Öğretmenimizin yönetici olduğu kurumdayız. Ve şu anda öğrencilerimiz teneffüsteler. Şimdi demin dediniz ki Keşan'da görev yaptığınızı söylediniz. Evet. Türkiye'nin farklı alanlarında mutlaka yapmışsınızdır. Evet. Şöyle bir profili değerlendirdiğinizde öğrenci profilini geçmiş zamandan bugünküne yorumunuz ne yönde olur acaba? Yorumumuz hangi açıdan değerlendirdiğimize bağlı diye düşünüyorum ama eğitimin kalitesi anlamında, eğitim kalitesinin yükseltilmesi anlamında 40 yıl önceyle bugün arasında çok fark olduğunu söylemek zor bir şey değil. Tabii ki eğitim teknolojileri değişti, eğitim yönetimleri değişti. Çocukların uyaranları, etkileşim materyalleri değişti. Şu andaki çocukları çok şanslı buluyorum. Bunu zaten eğitim ortamında fark edebiliyoruz. Şöyle ki, işte bizim çocukluğumuzdaki o yaşlarda bilmememiz gereken birçok şeyi sizlere okuturken bildiğinizi gördük, şaşırdık. Şimdi eğitim verdiğimiz öğrencilerimizin çok daha donanımlı olduğunu, hatta ana sınıfı öğrencilerinde o kadar şaşırtan sorularla karşılaştığımızı söylemek gerekir diye düşünüyorum. Bunu da teknolojiye borçlu olduğumuzu söylemek istiyorum. Medyanın da etkisi büyük mutlaka. Dolayısıyla görsel uyaran arttıkça zaten çocukların soyuttan somuta geçiş süreleri, çocukluk dönemleri, somut iletişim arttıkça çocuklardaki gelişim çok hızlı. Burası bir özel eğitim kurumu. Siz bu kurumda yöneticilik yapıyorsunuz. 9 yıldır yöneticilik yaptığınızı söylediniz. Kurucu müdürsünüz aynı zamanda. Değerlendirmemizi yaptığımızda, devlet okullarıyla özel kurumların farklarını ortaya koyduğumuzda buna dair ne söylersiniz? Çok şey söyleyebilirim.
hep konuşmalarımda ifade ettiğim gibi ben de devlet okulundan emekli olmuş bir öğretmenim. Ama gerçek zor öğretmenliğin köy okullarında daha uzak mezralarda yapıldığının bilincindeyim. Çok donanımlı öğretmenlerimiz var devlet okulunda. Tüm arkadaşlarımın öğretmenliği hak ederek olmuş olduklarını biliyorum. Tabii ki her meslekte olduğu gibi bizim de içimizde keşke öğretmen olmasaydı diyebildiğimiz insan grubu var ne yazık ki. Gönül olsun istemez ama devlet okullarındaki arkadaşlarımın çok daha fedakarca çalıştığını bir kez daha vurgulamak istiyorum. İnanın bir kalem aldırırken bile acaba çocuğun ekonomik durumu uygun değil midir diye alacağımız materyalden çok vazgeçtiğimiz olmuştur. Gerçekten mucizeler yaratan arkadaşlar var. Öğretmen çok önemli ilk öğretimde. Ama özel okullarında eğitime ayrı bir kalite kattığını söylemek durumundayım. Çünkü bu işi ücretsiz yapan devlet okullarımız var. Bizler belli bir bedel alıyoruz. Her ne kadar ilk amacımız ticaret olmasa da en son düşündüğümüzde ticari kurumlarız. Dolayısıyla eş değer işi yapan başka yerler var iken siz de aynısını yaparsanız kurum talep görmez. Bunun için özel okulların her alanda farklılık koyması gerekir. Programımızın adı Başarıdan Başarıya Kadın. Biz bütün ziyaret ettiğimiz hanımefendilerde şu vurguyu ön planda tutuyoruz, vurguluyoruz şunu. Türkiye'de bir şeyler yapmak için, var olmak için kadın olmanın avantajları yanında mutlak surette dezavantajlarını da yaşıyor bireyler. Siz yöneticilik yapıyorsunuz. Vaktiyle öğretmenlikten emekli oldunuz. Emeklilikten sonra bu kurumda yöneticisiniz. Siz cinsiyet faktörünün dezavantajını yaşadınız mı? Cinsiyet faktörünün dezavantajını yaşamadım diyebiliyorum. Hatta kendime de şaşıyorum yani neden yaşamadım diye. Acaba bunu şöyle demek istiyorum. Belki bu sahada yaşamadınız çünkü siz eğitimciydiniz ve genellikle hitap ettiğiniz ve çalıştığınız kitle eğitime gönül vermiş ya da bu amaçla burada bulunan insanlar. Belki bu soru, hedef soru sizin için uygun değildi. Ama yine de bu konuyu bir açmak istiyorum ben. Buyurun. Siz bunun avantajını yaşamadım dediniz, dezavantajını özür dilerim yaşamadım dediniz, devamını sizden diliyorum. Ben kendimi Türkiye'deki şanslı kadınlardan biri olarak görüyorum. Kadın olmanın dezavantajını hiç yaşamadım. Belki de yaşatılması için fırsat vermedim. Çünkü ben de eğitimli bir aileden geliyorum. Kadının öneminin çok farkında olan bir ailem varken ben de çok farkındayım. Eşim de sürekli bunun farkında olan ve benim dünya görüşüm paralelinde birisi olduğu için biz tam tersi hiçbir şekilde dezavantaj yaşamadık. Ama sürekli destek gördüm eşimden, sürekli destek gördüm iş ortamından. Dezavantajını yaşamadım. Evet. Samimi söylemek gerekirse hiç yaşamadım. Ben size değerli öğretmenimi çok yakın mesafeden görme imkanım var. Kendisi bir eş, anne, aynı zamanda bir anneanne. Babaanne, özür diliyorum ama hiç öyle hani endişe taşıdığınız gibi değil maşallah. Son derece güzel, böyle aydın pırıl pırıl, çok çok değerli bir Türk kadını karşımda. Ben de bugün onun konuğu olmaktan onur duyuyorum. Şimdi sizin görev yaptığınız, yetiştirdiğiniz nesillerden bahsettik. Ancak bugün sizin kadar şanslı olamayan meslektaşlarınız da var. Atanamayan öğretmenlerin kanayan yarası var. Ben bunu hem yazılı hem görsel basında hem sosyal medyada çok rastlıyorum ve üzülüyorum. Çünkü benim arkadaşım da, kardeşim de var bu sıkıntıyı yaşayan. Siz bu genç meslektaşlarınız ya da şu andaki görev şansı yakalayamamış arkadaşlar için ne söylersiniz acaba? Vallahi bu durum anne olarak, öğretmen olarak, insan olarak, çağdaş bir Türk kadını olarak benim de kanayan yaram. Ve ben kendi oğlum da beden eğitimi öğretmeni, atanamadı. Kurumsal görünüşüm dışına çıkarız kaygısıyla ben ona kendi okulumda da görev vermediğim için Samsun'daki alanını da kapatmış oldum. Ve beden eğitimi öğretmeni olurken de oldukça ekonomik anlamda sıkıştık. Çünkü özel okuttuk. Bu bizim için bir bölümdü. Başka bir çözümle başka bir iş koluna konumlandı. Ama herkes benim oğlum kadar şanslı değil. Çok üzgünüm. Evimde çalışan kadının
Bana temizliğe gelirken ki tek kaygısı oğlunu okutabilmekti, öğretmen yapabilmekti. Bu bir örnek. Bunu Türkiye bazında genelleştirdiğinizde birçok anne işte 4 yıl temizliğe gitti, ayakkabı almadı, belki yemeğinden kısarak çocuğunu okuttu. Tek bir umudu vardı. Devletimizin kapısında bir işe girmek, kendini orada geliştirmek. Ne yazık ki bu amacına ulaşamadı çocuklarımız. Bu konuyla ilgili olsun diyebilmek mümkün değil. Keşke çözüm üretilebilse, keşke öğretmen diploması olan kişiler direkt atanabilse. Ayrıca algılayamadığım bir bölümde şu, üniversiteler bizim, eğitimi biz yaptık. Fakat diplomayı verdikten sonra kendi yaptığımız eğitime güvenemeyerek bir de çocukları sınava sokma kararı aldık. Burada bir çelişki olduğunu düşünüyorum anne ve öğretmen olarak. Üniversiteye güvenmiyor isek neden diplomayı verdik? Diplomayı verdiysek neden sınavlara tabi tuttuk? Ya da bilmiyorum tabii ki büyüklerimiz bunu bizden daha iyi düşünüyorlardır. O konuda hiçbir kaygım yok ama ya da ihtiyaç olmayan iş kolundaki üniversiteyi neden açıkta tuttuk? Belki çocuklar daha ara mesleklere kayarak farklı alanlarda konumlanabilirlerdi. Bir şey de sormak istiyorum. Şimdi kendi çocuklarınızı yetiştirmekten bahsettiniz. Eğitimci anne ve baba. Dolayısıyla acaba 3 çocuğunuz eğitimci bir anne babanın evladı olarak biraz şanslı mıydı büyürlerken, eğitilirlerken? Eğitimci anne babanın çocuklarının şanslı olduğu yönler oldu, şanssız olduğu yönler de oldu. Kendiniz eğitimcisiniz, mutlaka çocuklarınızın en iyi eğitimi almasından yana düşünceniz. Orada eğitimci kimliğinizi de bırakıp ebeveyn rolü daha öne geçtiği durumlar oluyor. Onları frenlerken sorun yaşıyorsunuz. Çalıştığımız okullarda çocuklarımıza işte bizim benim olduğum kata çıkmayın, okulda anne demeyin. Zaman zaman da başkalarına kızdığımızda, başkalarına öfkelenmemiz gerekirken benimdir diye kendi çocuklarımıza öfkelendiğimiz olur. Bu diğer öğretmen arkadaşlarım için de geçerlidir. Ve çocukları çok baskıda büyüttük. Onlardaki mesajımız şuydu. Sen benim çocuğumsun, sen öğretmen çocuğusun. Hiç hata yapmamalısın. Sonuçta o da çocuk. Onların da yaptıkları hatalar olmuştur mutlaka okullarında. Ama nedense o yıllarda öyle düşündüğümüz için de biraz kendimi ben suçlu buluyorum. Keşke onlar da çocukluk yıllarında çocukça kusurlarını hoş görebilseydim. Onlara kapı açan bir anne olabilseydim. Hiç olamadım. Uzun yıllar özel ders verdim. Çocuklarım eve geldiğinde ben kapı açamadım ama annem çok destek oldu. Anneanneleri onların anneye olan ihtiyaçlarını yapmaya çalıştı. Sadece annenin yeri ayrı, siz de biliyorsunuz. Pırıl pırıl, ışıl ışıl olan pek çok plaket, kupa vesaire görüyorum. Bunlar şahsınıza mıdır acaba? Valla 40 yılda şahsımla ilgili aldıklarımı hep biriktirdim. Onlar dolabın içinde. Sadece şurada okulumuz Türkiye 8.'si olunca yönetim kurulumuzun takdim ettiği bir plaket duruyor. Diğerleri öğrencilerimizin aldığı kupalar. İlde satranç birincisi olmuşlardı. Basketbolda ikincilikleri var. Çeşitli, mesela şunda küçük erkekler basketbol il ikincisi diyelim. Evet. Şu Yıldız Erkekler Basketbol Turnuvası ikincisi. Mesela şu Samsun Çocuk Satranç Ligi takım birinciliği. Şu yine satranç birinciliği. Ben de bu ekranlardan kendi öğretmenimi, sizin karşınızda kendi öğretmenimi, ilkokul öğretmenimi, değerli öğretmenim Reyhan Saraçoğlu hanımefendiye çok teşekkür ediyorum. Akabinde diğer tüm öğretmenlerim de saygıyla ellerinden öpüyorum. Onların nezdinde de sizi öpmek isterim. Ben çok teşekkür ederim size. Başarılarınızın çok devamını diliyorum. Ederim. Sağ olun. Benim ilkokul öğretmenim de Ali Rıza Kahraman Türk. Öğretmen olmamdaki en büyük emeği olan ve beni öğretmenlik mesleğine hedef göstermeyi başaran bir öğretmendir. Onu çok sevdiğim için öğretmen oldum. Çok saygılar ellerinden öpüyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Öğrencilerimiz de teneffüse çıktılar. Onlar da burada. Bugün değerli öğretmenim Sezen Özgündüz Kılınç Hanımefendi'nin konuğuydu. Onun başarı hikayesini bu ekranlardan paylaştık. Sizin de hikayeniz anlatmaya, paylaşılmaya, hatta örnek alınmaya değerse bize ulaşın diyoruz. Görüşene kadar sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.